Spor Arena'dan herkese merhaba. Bugünkü röportaj konuğumuz Emre Taşdemir. Öncelikle teşekkür ediyoruz röportaj isteğimizi kırmadığın için. Hoş nasılsın? Geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Transfer sürecinde başlayalım istersen. Artık yeni evindesin. Pendik Spor'dasın. Transfer sürecin nasıl gerçekleşti? Çok hızlı gerçekleşti. Hiçbir kulüple görüşmeden Erdem Özgenç ile daha önce oynamıştım, kaptan Pendik Spor'un. Hocanın ve Erdem abinin çok istemesi üzerine direkt buraya geldim. Hani projeleri çok beni tatmin etti. Benim de sürekli oynayabileceğim bir yer olduğunu düşünüyorum. Hani buradan tekrar çıkış yapabileceğimi düşündüğüm için buraya geldim. Uzun bir süre geçmedi daha ama yeni bir yapı, yeni bir sistem, yeni bir hoca. Nasıl geçiyor bu dönem senin için? Güzel ve yoğun geçiyor şu anda. Hocanın bir oyun sistemi var. Tabii ona adapte olmamız gerekiyor. Onun için idmanlar, maçlar bizim için bir sınav oluyor. Şu an her şey yolunda diyebilirim. Peki Pendik Spor'u senden dinleyelim desek? Ben de sizin gibi yabancıyım Pendik Spor'a. İşte böyle yaşaya yaşaya, idman yapa yapa, göre göre göreceğiz bakalım. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Sezon öncesinde de yoğun bir kamp süreci geçiriyorsunuz. Kamp süreci nasıl geçiyor? Kamp süreci iyi geçiyor. Bolu'dayız. Yani burada ilk geldiğimizde sahalar iyiydi. Şu an biraz bozuluyor ama bence her şey güzel. İyi çalışıyoruz. Sezona iyi hazırlanacağız. Yeni gelen oyuncular beraber iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Günde kaç antrenman yapıyorsunuz? Yani bir günde iki idman yapıyoruz. Tek idman, iki idman. Bazen iki günde iki idman. Değişiyor hocamızın kararına göre, yorgunluk seviyesine göre. Ayarlıyorlar şu anda. Hazırlık maçları da yapıyorsunuz bir yandan. Evet. O maçlar nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. İki maç oynadık. Cuma, Perşembe günü de Ankara Gücü'ne maçımız var. Sonrasında bir iki günlük izinimiz var. Sonra tekrar hazırlık maçları var. Şu an iyi diyebilirim. Geçen sezonu şimdi ayrı bir parantez açacağız ama geçen sezon çok fazla forma şansı bulamadın yaşadığın sakatlıktan dolayı. Bu kamp süreci senin arayı kapatmanı sağlıyor diyebilir miyiz? Tam anlamıyla sakatlık değil çünkü sezon başı kampına götürülmemiştim. Ama son senem olduğu için, Galatasaray olduğu için tekrar bir şans gelir diye çalıştım. Tabii uzun süre oynamayıp tekrar bir maça çıkmak, hele o atmosferde, o streste talihsiz şeyler yaşadım. Daha sonrasında iyileştim ama hani hocamızın kararıydı. Şampiyonluğa gidiyorduk. Geçen sezon benim için iyi geçti. Daha çok oynamak isterdim. Hani şu anda kamp da iyi geçiyor. Yani her şey çok güzel şu anda benim için. Peki takım arkadaşlarınla arandaki ilişki nasıl? Atmosfer nasıl? İyi. Hani beklediğimden daha sıcak karşılandım. Şu an hepimiz birbirimizi yeni tanıyoruz. Yani çok oyuncu geldi şu an. 9-10 transfer oldu sanırım. Yani yeni bir takım olacağız. Zaten o arkadaşlığı sağladığınız zaman, o aile ortamı olduğu zaman başarı da geliyor. Yani öyle olacağını umut ediyorum. Hani idmanlarda birbirimizi tanıyoruz, yemeklerden sonra oturuyoruz beraber. Daha çok konuşarak, birbirimizi tanıyarak geçiriyoruz bu süreci. Zaten kamplarda onun için oluyor zaten. Her gün berabersiniz yani. Ailemden daha çok takım arkadaşlarımı görüyorum. O da birbirimize saygı, sevgiyi daha çok gerektiriyor. Onun hepsi onun bilincinde. Güzel yani şu anda. Pendik Spor Süper Lig'in en yenisi diyebiliriz. Evet. Bu sezon için hedefleriniz neler? Tabii ilk hedefimiz ligde kalıcı olmak. Hani yeni kurulan bir takımız, çok oyuncu gelecek. İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak, iyi futbol oynamak. Hocamızın sistemi de zaten buna dayalı bir sistem. Hani topun bizde kalması, hep oyunun içinde olmamız. Hani o iyi oyunla beraber iyi sonuçlar alarak ligde kalmak ilk hedefimiz. Bireysel olarak hedeflerin neler? Bireysel olarak oynayabildiğim kadar çok maç oynayıp tekrardan amili takım forması giymek. Amili takımı da soracağız ama bireysel olarak ayrıca çalışıyor musun? Tabii. Bireysel olarak diyetisyenim var, özel hocam var. Zaten çok talihsizlikler yaşadım. Bunun üstesinden gelmemin en büyük nedeni de bireysel olarak bu futbol mesleğine aşık olmamdır yani. Evet, çalışıyorum. Forma rekabetinin çok yoğun yaşandığı aslında bir takımdan geldin. Galatasaray'dan geldin. Sen de demin bahsettin zaten. Çok fazla forma giyemedin. Pendik Spor'da daha fazla forma giyeceğini düşünüyoruz hepimiz. Sen de kesin öyle düşünüyorsundur. Her yerde rekabet var çünkü her oyuncu önemlidir kendi mevkisinde. Yani şu andaki mevkisel olarak da bir rekabet var. Yani her gittim takımda hep iyi futbolcularla, iyi rakiplerle rekabet ettim. O yüzden benim için güzel bir şey bu. Hep seni motive ediyor, oyunda tutuyor, hep çalışmanı sağlıyor. Bu güzel bir şey bence. Motive ediyor dedin ama daha fazla
forma giyebilecek olmak seni mutlu da ediyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Zaten ben futbol oynamayı çok seven biriyim. O yüzden çok mutluyum şu anda. Yani sezonun içerisinde de çok forma şansı bulacağımı düşünüyorum. Ne mevki olursa olsun oynamaya hazırım yani. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük taraftar gruplarından birine sahip. Pendik Spor, Galatasaray'ın yanında çok çok az bir taraftar grubuna sahip. Kemik bir kadrosu var diyebiliriz. Evet, benim için ben hep taraftarlı kulüplerde oynadım. Taraftarınızı arkanıza aldığınız zaman sizin performansınız da çok üst seviyeye çıkabiliyor. Yani motive eden bir durum taraftarla oynamak. Şu anda çok bilmiyorum. İlk maçımızda taraftarlarımızı göreceğiz bakalım. Geçen sezon için en önemli maçlardan birisi Karagümrük maçıydı. 3 maçtır kazanamıyordu Galatasaray ve oyunun 60. dakikasına gelinmişti. Ve sen o beklenen golü attın. Sonrasında da 14 maçlık seri geldi. O gün o maçta Galatasaray'da oynadığınız zaman her maç en iyisini göstermeniz gerekiyor. Yani bir maç vasat oynadığınız zaman diğer maç oynayamıyorsunuz maalesef. Özellikle Türk oyuncularla ilgili. Ya o maça çıkarken kendime şunu söyledim. Yani son maçım gibi oynayacağım. Sonuçta o kadar hafta bekledim. Bu şans geldi. Yapabileceğini en iyisini yapıp o sahadan çıkacağımı düşünüyordum zaten. Ama şeyler beni çok motive etti. İşte Icardi, Muslera, Mertens, Torreira. Çünkü idmanlarda çok çalışıyordum. Hepsi her gün geliyordu. Zamanın gelecek, oynayacaksın diyorlardı. O maçta da mesela devre arası sahaya çıktık. Icardi dedi, hadi biraz daha, biraz daha dedi. O beni ekstra motive etmişti. Sonunda da işte golle taşlandırdık. Bir asist yapmıştım. Sonra seri başladı. Bana nasip oldu. Hani hepimize nasip oldu. Çok güzel geçti o ortam. Yani o ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Sen şimdi diğer oyunculardan konuyu açtın. Beni destekliyorlardı, motive ediyorlardı dedin. Aranızda nasıl bir ilişki vardı? Yani idmanlarda hep bize yardımcı oluyorlardı, destekliyorlardı. İyi bir ilişki vardı. Öyle geçen sene çok güzel geçti o anlamda. Herkes herkesin arkasındaydı. Genele baktığımızda giren çıkan oynayan herkes katkı sağladı. Yani bir bütün olarak şampiyonluk kazanıldı diyebilirim taraftarlarla beraber. Tabii ki geçen seneki kadronun hepsi birbirinden özel, sen de dahil birbirinden özel oyunculardan oluşuyordu. Ama şimdi Icardi gibi bir dünya yıldızıyla çalışmak, Torreira da kesinlikle öyle, Zaniolo geldi. Onlarla çalışmak sana neler kattı? İlk önce kalite. Yani kalite farkı çok belli oluyor. Her idmandan zevk alıyorsunuz. Onları görüyorsunuz, daha çok motive oluyorsunuz. Hani siz de kendinizi gösterip, geliştirip oralarda oynama isteği, arzusu oluyor size de. Tabii benim de en büyük hayalim de Avrupa'da oynamaktı. Maalesef çok ciddi sakatlıklar yaşadım. Ondan ötürü hala bir hedefim, hayalim var ama bu andan itibaren hep bir sonraki antrenmanda daha nasıl iyi olabilirimi düşünüyorum. Hani bu şekilde geçiyor günlerim yani. Şampiyon oldunuz. Hepiniz emek verdiniz ve bir takım olarak, bir aile olarak aslında şampiyonluğu kazandınız. Ve sonrasında da kutlamalar başladı. Kutlamalara sen de Ahmet Çalık'ın bir fotoğrafının olduğu bir formayla çıktın. Onu andın. Evet. O an hakkında neler söylemek istersin? Yani şu an bile zaten böyle kötü oluyorum. Ahmet'le işte ölmeden bir gün önce akşamında konuşmuştuk. Hani işte Galatasaray, o zaman kiralık oynuyordum bir yerde. Seneye oynayacaksın o takımda diye sesli mesaj atmıştı. Hala duruyor. Bazen özlediğim zaman da dinliyorum. Sesini anmak istiyorum. Yani o duyguyu anlatamazsınız. Hani o içimde onu çok seven yakındaki insanlar çok iyi anlar. Hani yani anlatılacak bir şey değil. Yani onu yaparak onu anmak istedim o şampiyonluk gününde. Çünkü çok seviyordu Galatasaray'ı. Hani o da ben de bizim çocukluk hayalimizdi. O da şampiyonluklar yaşadı. Bir önceki şampiyonluğu beraber de yaşamıştık. Hani o an o resim, o fotoğrafla zaten o sahaya çıktığımda o yanımda hissettim onun varlığını diyebilirim. Çok mu yakındınız? Yani çok yakındık aynen. Yani böyle özel, benim için çok özel bir arkadaştı. Kardeş gibiydi daha doğrusu. Allah rahmet eylesin diyorum. Allah rahmet eylesin. Peki o parçayı özel olarak mı seçtin? Özel olarak seçtim aynen. Hani aslında biraz parça geç başladı. Daha erken başlayıp bütün stadın hep beraber söyledi zaten. Daha böyle söylemesini isterdim daha doğrusu.
Hemen babası mesaj atmıştı Ali amca. Onunla da paylaştık. Yani ya elimizden başka yapacak bir şey gelmiyor maalesef. Hani hayatta ölümler var. Hep buna hazırlıklı da olmamız gerekiyor. Öyle. İstersen biraz futbola nasıl başladığınla devam edelim. Şeker spor altyapısından başladın. Evet. Sonrasında Galatasaray'a uzanan bir serüven oldu. O serüveni dinleyebilir miyiz? Kendi çabalarımla okul takıma gitmişim. Okul takımından Şeker Spor Yetkilileri izledi. Seçmelere çağırdılar. Orada seçildim. 2-3 sezon orada oynadıktan sonra Ankara Spor'a geçtim. Bir Peki yıl... küçükken ilgin var mıydı futbola? Tabii. Sokak arasında oynayarak mı Aynen, ben hiç eve başladın? girmezdim. O zaman çok da alanlarımız vardı hani eskiden. 2007, bayağı eski. Yani her yerde futbol oynayabiliyorduk. Taşla, her şeyle önümüze ne geliyorsa onlarla futbol oynamaya çalışıyorduk. Hani o zamandan tek isteğim oydu zaten. Ki onu da başarmak da çok mutluluk Sonrasında verici. sokak arasından Şeker Spor'a, okul Aynen. takımına, okul takımından Şeker Spor'a. Kim Evet. keşfetti seni? Orada Recep Hoca vardı. İlk hocam Recep Hoca, Recep Karatepe. Şu an Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın da yardımcısı. Mete Hoca vardı. Onlar keşfetti. Orada başladık. Orada Ankara Spor'a geçtim. Orada bir yıl oynadık. Türkiye şampiyon olduk. Sonrasında kulüp kapandı. Ankara Gücü'ne geçirdiler bizi. Başka çok kulüpler istiyordu o zaman. Hani oralara gitmek istiyordum ben. Hani büyük kulüplerin hepsi istiyordu. Tabii böyle bir afalladık biraz. Sonrasında orayı Büyük kulüpler derken hangi kulüpler hepsi istiyordu? aklınıza geliyor. Yani Fenerbahçe, Türkiye'deki Galatasaray, aynen Beşiktaş. hepsi istiyordu. Ankara Gücü'ne geçtik. Tabii orada çok sıkıntılar yaşadık çünkü hiçbir destek, önem hiçbir şey yoktu. Kendi çabalarımızla çabaladık. Sonra A takıma çıkarıldık. Öyle profesyonel hayatım başladı 17 yaşında. Süper Lig'e gittin. Bursaspor'da Bursaspor'da. oynadın. Bursaspor'a transfer süreci nasıl gerçekleşti? Yine o zaman da bütün takımlar istiyordu çünkü inanılmaz bir sezon geçirmiştim. Yine aynı şekilde daha çok şans bulabileceğim bir yer istiyordum. Şenol Hoca da vardı o zaman. Kendini daha çok gösterebileceğin Aynen. yer. İyi ki orayı da tercih etmişim diyorum. Çünkü Bursa'yı çok seviyorum. Her ne kadar benden 2 yılımı alsalar da benim için o ilk 2 yıl çok iyi geçmişti sakatlanana kadar. Orayı seçtim. Şenol Hoca ile beraber inanılmaz bir sezon geçirdik. Yani 2 tane final oynadık. İkisini de Galatasaray'a kaybettik. Ligde 6. olduk. En çok gol atan takımdık. Yani çok mükemmel bir sezondu. Hem oyun anlamında hem takım anlamında. Öyle. Çok öğretici bir süreç oldu herhalde Evet, senin tabii. için. 18-19 yaşındasınız. Hani Şenol Hoca gibi bir hoca sizi destekliyor, öğretmeye çalışıyor. Benim için çok iyiydi. Şenol Hoca ile arandaki ilişki nasıldı? Şenol Hoca'nın zaman zaman sözleri çok konuşuluyor. Evet. Öğretici sözleri. Evet, hocanın öğretmen de oluşuyor. Hep böyle bir öğretiye dayalı bir sistemi var zaten. Ya benim için çok önemli bilgiler edindiğim dönemde. Unutamadığın bir anın var mı kendisine dair? Ya her toplantıda böyle tahtaya yazar ve onunla ilgili konularla ilgili konuşur. Ben hep onlardan bir şey kapmaya çalışırdım. Sonrasında 2 yıllık bir sakatlık sürecin var. Evet. Sakatlık sürecinden sonra da Galatasaray serüvenin başlıyor, değil Aynen. mi? 2 yıl sakatlık. 6 ayda kadro dışı kalmıştım Bursaspor'da. Çünkü sözleşme imzalamıyordum. Yani o 2 yıllık süreçte sadece tek başımaydım yani. Yurt dışında kaldım 6 ay. Bütün her şeyi kendim yaptım yani. O yüzden çok rahatım. Çok da mutluyum o konuda. Daha sonrasında ne kadar sabrederseniz, ne kadar çalışırsanız Allah da size onun Karşılığını verir. karşılığını çok iyi veriyor. O dönemde de Fatih Hoca ilk beni milli takıma çağırmıştı. Çok tanıyordu. Sözleşmemi feshettim Bursaspor'la. Yani yine çok kulüpler istedim ama Fatih Hoca'nın tek telefonu benim de hayalim olan takıma gitmeme sağladı. Daha sonrasında Galatasaray'a gittim ki o sezon şampiyon olduk. Yani her zaman kalbinizi temiz tutarsanız, çalışırsanız onun karşılığı dönüp size geri geliyor. Öncelikle teklif mi geldi yoksa Fatih Hoca mı aradı seni? Fatih Hoca'nın yardımcısıyla ben Şahin Hoca aramıştı. Bir yere söz vermesin diye. Ben de direkt gittim zaten. Sonra aradı seni Fatih Hoca. Sonra evet Fatih Hoca Ne aradı, konuştu. konuştunuz? Yani Fatih Hoca benim için ayrı bir parantezdedir. Yani çok önemli bir
insandır benim için. Hani hayatımın en önemli anlarında hep oradadır. Hep destekliyordu zaten, çok güveniyordu bana. Ya, onun da zaman zaman karşılığında verdiğimi düşünüyorum. Yani en azından karakter olarak Galatasaray'a yakışır bir futbolcu temsilini orada sağladığımı düşünüyorum. Bu açıdan mutluyum yani. Peki hocayla çalışmak nasıl bir histi? Hocayla çalışmak biraz zor tabii. Hani çünkü çok bir baskı üzerinize, çok baskı yapıyor. Ama aynı zamanda da inanılmaz bir motive edici özelliği de var tabii ki. Gittiğin sezon dediğin gibi şampiyon oldun. Devre arasında gittin. O sezon senin için nasıl geçti? Yani 10 maç oynadım o sezon devre arasından sonra gittiğimde. Yani 3 kupa kazandık. Bir de sakatlıktan sonra. Sakatlıktan yani 2,5 yıl futbol oynamadığınızı düşünün. Yani ve yalnız başınasınız. O dönemde babamı da kaybetmiştim. Şimdi sağ olsun tekrardan. İşte ameliyatlıydım. Yani yaşayacağınız her türlü kötü şeyleri yaşadığınızı düşünün ve daha sonrasında yeniden bir doğuştu benim için. Yani kupa kazanmak, çünkü ben futbolu çok seviyorum. O dönem onun karşılığını almıştım yani. Fatih Hoca ile milli takımda da çalıştın dediğin gibi. Evet. Milli takım süreci nasıldı? Milli formayı giydiğin ilk an neler hissettin? İlk Bulgaristan maçıyla amele olmuştum İstanbul'da. Yani o duygu anlatılmaz. Yani gerçekten o yaşanılabilecek bir duygu. Yani çok mutluydum. Daha sonrasında Kazakistan'a gittik. O maç hiç unutamadığım bir anım var. O maçı berabere de kalsak Avrupa Şampiyonası hayalimiz bitiyordu. Kazakistan'a gittik böyle 80'lerde. Hoca beni de ısınmaya yolladı. Yani oynadığım oyuncuların hepsi üstsüz oyuncular. Hepsinin prime dönemi. Hoca geldi yanına, işte Emre oyuna gireceksin dedi. Üçlüyoruz. Solda, sol taraf sana ait dedi. Görüyorsun dedi. Yani seni tutacak futbolcular değiller dedi. Ben böyle tabii gaz mı verdim, motivasyon. İnanılmaz gaz geldi. Oyuna girdim. İlk top bana geldi ceza sahasından. Sağımda Burak abi, solumda Arda, arkamda Selçuk abi var. Direkt şut çektim. Top üstten alta çıktı. Hepsi bana bakıyor. Bu nereden çıktı falan diyorlar böyle. O an zaten heyecandan böyle, yani düşünün o an. Hiç unutamıyorum onu. Burak abi, Arda abi de çok anlatıyordu zaten. Daha sonra Arda abinin golüyle 1-0 kazanmıştık. Yani o anı unutamıyorum. Daha sonrasında hiç mağlup olmadan Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Zaten Selçuk abinin frikik golüyle İzlanda'ya karşı. Yani o duygular anlatılmaz yaşanır yani. Daha çok gençsin zaten. Evet. Tekrar milli formayı giyecek misin? Ya işte onun için çaba ediyorum. İnşallah olursa mutlu olurum. Yani yaşın sınırı yok, hepimiz görüyoruz. O yüzden her zaman hedefimizi, hayalimizi tekrardan var. Yeter ki iyi bir sezon, her maç oynayabilecek bir sezon. Bana gereken de o zaten. Umarız istediğin her şey gönlünce olur. Teşekkür ederim. Şimdi quizlere geçelim. Hazır mısın? Geçelim, hazırım. En sevdiğin yemek? Et. Lokum et. Oynadığın en yetenekli oyuncu? Yani çok, hepsi birbirinden yetenekli. Hangisini söyleyebilirim? Birini seçmen lazım. Yani Türk olarak Arda abi. Peki rakip olarak oynadığın en yetenekli oyuncu? Yani rakip olarak Snyder. Rakip olarak ona karşı oynamıştım. Snyder diyebilirim. Çalıştığın en iyi teknik direktör? Fatih Hoca. Benim için Fatih Hoca ve Şenol Hoca tabii. Peki kötü anın olan teknik direktör var mı? Var ama bunu söylemek istemiyorum. Kötü olarak yaşandı, bitti olarak görüyorum. Yani tekrardan da konuşup yaşamak da istemiyorum daha doğrusu. Olay neydi peki? İsim vermeyelim. Olay tamamen insanlık yani. İnsan olmak başka bir durum. En iyi anlaştığın takım arkadaşın? İşte Okan Koçuk ve rahmetli Ahmet var tabii. Aranızda özel bir ilişki mi vardı Okan'la? Okan evet, yani milli takım, genç milli takımda da hep beraberdik. Hep o da arkadaşım. Yani onunla aramda özel bir bağ var. Eğleniyor muydunuz birlikte? Çok eğleniyorduk aynen. O da farklı bir takıma gitti. Aynen. Konuştunuz mu transfer sürecinde? Konuştuk tabii. Hep konuşuyoruz. Hala konuşuyoruz. Ona da başarılar diliyorum.
O da forma giymek için Evet, aslında. ikimiz de oynamak istiyoruz. Hani futbol oynayınca güzel. En komik takım arkadaşın. Şimdi böyle soruyorsun ya, hiç aklıma da Düşünelim, gelmiyor yani şu an. vaktimiz var bizim. En komik. Ya en komik. Seni en çok güldüren. Beni en çok güldüren Onur var. Onur Atasayar. O gül çok güldürüyordu beni. O Ankara İzmir Bursa'da beraber oynuyorduk. Türkiye'de kendi mevkinde en beğendiğin isim. Şu an Angelinho geldi. Onu zaten takip ediyorum. O da benim gibi çok hücumu seviyor. Şu an onu söyleyebilirim. Şu anda. Diğer türlü klişe gelmişti. Klişeyi çok beğeniyordum. Başakşehir'de oynamıştı. En mutlu olduğun an. En mutlu olduğum an ilk A milli formayı giydim an. İlk Süper Lig şampiyonu olduğumuz an. En üzüldüğün an. En üzüldüğüm an o bilek sakatlığı yaşadığım an. En büyük pişmanlığın. Giresun'a gitmek. Neden? İşte o dediğim yaşadığım olaylardan dolayı. O, yani bir yılımı aldılar benden diyebilirim. En büyük hedefin? En büyük hedefim tekrardan eski performansıma dönüp işte A milli formayı giyip iyi bir futbolcu ve iyi bir insan olarak gençlere örnek olmak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Son Ben olarak da teşekkür şunu ederim. sormak istiyorum. Tabii ki hepiniz profesyonel futbolcularsınız. Galatasaray'a karşı artık Rams farkı oldu, değil mi? Evet. Orada oynayacağın ilk maç hakkında neler düşünüyorsun? Yani düdüğe kadar heyecanlanacağımı düşünüyorum zaten. Yani o düdük çaldıktan sonra hepimiz profesyonel oyuncularız. En iyi şekilde işimizi yapacağız. Peki. Fenix Spor taraftarlarına bir mesajın var mıdır son olarak? Seni sevenlere, seni takip edenlere. Her zaman desteklerini ve iyi niyetlerini ve dualarını bekliyorum. Yani biz de onun için çok çalışıyoruz ve en iyisini sahada göstereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür tekrardan. ederim. Emre Taşdemir özel röportaj konuğumuzdu. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere.